Diyorlar ki bir mürşid-i kamile nasıl kurban olunabilir? Allah ve Resulüne sadece kurban olunmaz mı diyorlar. Bu durumda nasıl cevap vermemiz gerekiyor? Sizi çok seviyoruz, ellerinizden öpüyoruz efendim. Allah razı olsun. Kurban olmak, biraz önce onu söyledim zaten. Allah'a kurban olmak. Biri Allah'ın Resulüne kurban olurken Allah'a kurban oluyor. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Müminlere canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz. Müminler onu canlarından daha çok seviyor, canından önce tutuyor. Neden müminler öyledir? Çünkü o onlara Allah'ın ayetlerini okudu ve açıkladı, beyan etti. Öyle buyurmuştu, size bir Resul gönderdik içinizden. Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, hikmeti öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Dolayısıyla sahabe onunla hidayeti bulmuştur. Onunla Rabbini bulmuştur. Onunla Rabbine koşmuştur. Onunla Rabbinin sevgisini kazanmış, yakınlığını kazanmış, dostluğunu kazanmıştır. Bundan dolayıdır kurban olmaları, kurban olmaları gerektiğini. Aynı şeyi Mürşid-i Kamil'de kazandırıyor mu? Peygamber varisleri de kazandırıyor mu? Elbette ki evet. Aslında onun sevdiği Rabbidir. Rabbini sevmiştir, Rabbini. Rabbinin sevgisini kazandığı için sevmiş ve kurban olmuştur. Onunla beraber. Yoksa işi böyle görmeden, anlamadan, tanımadan hiç kimse kimseye kurban olmaz. Onunla beraber kurban oluyor. Resulullah Efendimiz önde yürüyor. Kurbanların en önde olanıdır. Öyle değil mi? Allah yolunun kurbanı en önde olanıdır. Sahabe de onunla beraber kendini onun önüne koyup onu canından önce tutuyorsa bu durumda onunla beraber kurban oluyor. Kurban olmaya gidiyor. Ve bu kıyamete kadar peygamber varisleriyle bu böyledir. Ama en öndeki kurban kimdir? Elbette ki Resulullah Efendimiz'dir. Bununla beraber insanlar iman etsin diye, hidayete ersin diye, öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Önce o kendini kurban ediyor. Böyle düşünen, böyle bakan, böyle anlayan bütün kardeşlerimize, bizi izleyen bütün kardeşlerimize aynısını söylüyoruz. Onlar Allah desinler. Onlar la ilahe illallah desinler. Onlar Rabbinin yoluna girip yürüsünler. Ben Rabbimi istiyorum desinler. Rabbimi seviyorum desinler. Ben iman ettim, iman etmek istiyorum desinler. Ben her birine tek tek ben kurban olayım. Her birine tek tek. Yeter ki Allah desinler. Yeter ki la ilahe illallah desinler. Rabbim Allah'tır desinler. Ben Allah'ın kuluyum. Ben kul olmak istiyorum desinler. Her birine tek tek ben kurban olayım. Her gün, her an tek tek hepsine ben kurban olayım. Yani kurban olayım deyince, yani bize bir şey mi vermiş oluyor? Hayır. O kazanmış oluyor. Herkes biliyor, biz zaten bu yola baş koymuşuz. Bununla beraber zaten kurbanız ve kurban olmuşuz ve oluyoruz. Hem de her an. Her biriyle tek tek. Yoksa kurban olayım deyince bunu böyle sanki beşeri bir şey gibi anlamak doğru değildir. Allah için. Hepimiz Allah yolunun kurbanlarıyız. Allah'a kurbanız. Kurban olmaya gelmişiz zaten. İstesek de istemesek de bir şeylere, birilerine kurban oluyoruz. Hayatımızı neyin yolunda, kimin uğrunda harcıyorsak ona kurban olmuşuz. Allah'a kurban olmaya davet ediyoruz. Biri bizimle beraber, eğer Allah'ın vahyini öğrendiyse, nefsi temizlendiyse, o aşkı, muhabbeti kazandıysa, hikmeti, Allah'ın muradını öğrendiyse, bilmediklerini öğrendiyse, kurban olayım derken, bunlara kurban olmuş, kurban oluyor. Rabbinin sevgisine, yakınlığına kurban oluyor. Onu kazanmış çünkü. Yoksa arada
biri var da ona kurban oluyormuş gibi anlamak doğru değildir. Biz de bunu söylerken bunu Allah için söylüyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Abd olmaya, aşık olmaya davet ediyoruz. İman etmeye davet ediyoruz. Siz davete icabet edin. Söyledim. Her birinize tek tek, her gün tekrar tekrar ben kurban olayım. Evet.